Şimdi İmamoğlu cephesinde peki ne olacak? İşte İstanbul için il başkanlığı açısından iki aday konuşuluyor. Cemal Can Polat ve Özgür Çelik. Özgür Çelik değişimcilerin adayı, genel merkezin adayı da Cemal Can Polat olarak ifade ediliyor. İmamoğlu hem il başkanının kim olacağına bakarak, hem önümüzdeki süreçte kurultayda ne olacak, belediye başkanlarının 39'unu ilçe belediye başkanının kendisi belirlemek istiyor dedi Gürkan Bey. Bunu duyduk. İsteyecektir. Dolayısıyla buna genel merkez nasıl bakacak? Bir uzlaşı olmazsa İmamoğlu aday olmayabilir mi? Böyle de bir soru var ortada, evet, dedi. Şimdi birazdan Nur Tuğba hocamızı ve Can Bey'i de dinleyeceğiz. Bu konuşulanlarla ilgili eklemek istediklerinizi de rica edelim ama Yeni Şafak'ın iddialarını da ben hızlıca aktarayım. Bu çarpışırım meselesine ek olarak. Ekrem İmamoğlu Yenikapı Topbaş tesislerinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi ve iddia o ki burada Kılıçdaroğlu ile ilgili şikayetlerini dile getirdi. Şöyle demiş, yine iddiaya göre yüzüme karşı tamam diyor ama arkadan hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Yani uzlaştığımız ya da bana olur dediği hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Benim yaptığım işleri genel merkeze paylaşmıyor ve desteklemiyor diyor. Kılıçdaroğlu'yla ilgili. Keza Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili de eleştirilerini söylediği iddia ediliyor İmamoğlu'nun. Canan Hanım aleyhime çalışıyor. Projelerimizi desteklemiyor. Onu da bu sözlerle hedef almış. Salıcı içinde, Oğuzkan Salıcı içinde İstanbul milletvekili olmasına rağmen beni bir kez dahi makamımda ziyaret etmedi demiş. Tabii buna itiraz edenler oldu deniyor bu iddialara yer verilirken. Hatta İstanbul'a yeniden aday olacak mısınız diye soruldu. İmamoğlu'nun da o soruyu yine havada bıraktığı ifade ediliyor. İtiraz edenler de şunları söylemişler efendim İmamoğlu'na. Siz bu eleştirdiğiniz kadrolarla belediye başkanı olmadınız mı? Bu insanlar hep sizin arkanızda durdu. Neden şimdi bunları söylüyorsunuz? Geçmişte başarılı olmanıza katkı sağlamadılar mı diye sorulmuş kendisine, evet, de. Sizin nasıl duyumlar geldi şimdi kulağınıza? Bu kadar, ayrıntı çarpıcı bizde, ve evet, ayrıntı yani iddia detaylı olarak bunu verelim. Tabii tabii. Bunu iddia olarak zaten verelim. Yeni Şafak'ın haber kaynağı kim bilmiyorum tabii. Onun için onları değerlendirmemiz ancak Yeni Şafak'tan, evet, birisi olursa söyleyebilir. Biz değerlendiremeyiz. Ama orada o konuşmanın işte içeriğini dün biz programımızda da işte bir kısmını anlattık. Anlatıldı. Ve o tartışma bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ışık hızıyla yayıldı. Yani bu ifadeler televizyon aracılığıyla ve gazete aracılığıyla değil, kulaktan kulağa pek çok kimseye. Sizin önemsediğiniz hangi ifadeler, bir hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi hayır, şu ifadeden kastım şu. Yani partiyle, parti genel merkeziyle bir arasında bir gerginlik olduğunu. İşte o çarpışacağım ifadesi de buradan sonra söylendiğini söylüyor ki şimdi az önce Barış tekrar mesaj attı. 80 kişinin olduğu toplantı. Bu doğru, haber kaynağıma güveniyorum diye yineledi bunu. Çarpışacağım ifadesi var. Ama zaten şunun altını çizelim. Kılıçdaroğlu'nun Can Polat'ı getirmesi, ben sevgili Can Özçelik'in o ifadesi, hani zeytin dalı uzatıyor, hı, ifadesini, hı, çok biraz zeytin dalını geçtiler artık. Zeytin dallık bir pek durum kalmadı dedim ama şu tarafıyla doğru. Kılıçdaroğlu öyle bir aday çıkartayım ve il başkanı seçtireyim ki yarın İmamoğlu'nun gerekçesi pek fazla kalmasın. Çünkü İmamoğlu kendisiyle Canan Kaftancıoğlu gibi çalışamayacağı ve hakikaten konuşmuyorlar bile. Yani il başkanıyla belediye başkanı konuşmuyorlar şu anda. Düşünebiliyor musunuz? Yok, şimdi, ama bu ilk defa olan bir şey değil ki. Ama çok uzun süredir. Yani yaklaşık 3 yıldır. Neredeyse 3 yıldan beri. Öyle, aynen öyle. 3 yıldan, yıldan beri. Ben bunu biliyorum yani. Evet. Konuşmuyorlar. Ve bu çerçevede de dolayısıyla Kılıçdaroğlu diyor ki ben öyle bir aday getireyim ki hatta bir dönem İmamoğlu'na çok yakın olduğu da bilinen Cemal Can Polat olsun. Bir dönem yakındı. Beraberdiler hatta, o da evet, doğru, evet, yani. Hatta biz televizyonda falan şey diyorduk. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Cemal Can Polat diyorduk. İmamoğlu, Cemal Can Polat o zaman Urla'da yaşıyordu. Urla'ya gidiyordu, orada kalıyordu, ediyordu falan. Yakındılar yani. Hani bu isme İmamoğlu şu şeyi getiremez. Ya benim hiç alakam olmayan bir şeyi getirdiniz. Ben uyumlu çalışamıyorum. Ben İBB seçimlerini bu yüzden kaybettim veya kaybedebilirim diyemez. Bu gerekçeyi elinden almak için Cemal Can Polat gibi bir uzlaşılacak aday ismini onun için düşünerek çıkarttı Kılıçdaroğlu. Şimdi şeye gelelim.
az önce cümlenin başında Özgür Özel meselesine gelelim. Şimdi aslında kartlar kurultaydan da dağıtılacak, herkes kozlarını paylaşacak ama tırnak içinde söylüyorum. Asıl bir de kurultay sonrası da var. Bunu da ayrıca konuşacağız. Kurultay sonrasında yerel seçim, yerel seçimden sonra tekrar bir gündem var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında durulması bayağı bir vakit alacak gibi duruyor. Yani izleyicilerimiz halen mi konuşuyorsunuz diyorlar. Halen mi Cumhuriyet Halk Partisi? Ama bakın emin olun bir 6 ay daha, belki 8 ay 9 ay daha biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Çünkü herkes kozlarını birazcık da şeye saklıyor. Yani genel başkan seçildi artık, yani önümüzdeki süreç belli oldu. Şimdi mesela Ekim belediye ayında, başkanları belli Ekim ayında, oldu. Evet, o zaman da mı konuşacağız? Belediye yani başkanları belli olacak. Ondan sonra az önce söylediğim gibi ufak çaplı gözüken ama aslında köklü krizler göreceğiz. Eyvah. İşte İmamoğlu diyecek ki ben 39 ilçeyi ben belirlemek istiyorum. Ha yoksa aday değilim vesaire diyebilir. Sonrasında hadi aday oldu, her şey yolunda gitti. İstanbul seçimlerini alırsa İmamoğlu bambaşka bir profil çıkar ortaya. Onu söyleyelim. Ama o zaman da, o zaman bambaşka o yani. Zaman o zaman İmamoğlu direkt Ankara kardeşim yürüyüşünü başlatır yani. Onda da kimse sen durduramaz. Sen şöyle söylüyorsun. Seçim sonucunda ne olursa olsun aslında asıl kart ondan sonra olacak. Doğru, bir kurultay daha olacak. Yani sen şimdiki kurultayın ara geçiş formülasyonu gibi olduğunu söylüyorsun. Biraz öyle tabii ama tabii bu kurultayda şimdi mesela Özgür Özel'e herkes diyor ki hani genel başkanlığı alır mı? Ya alması da almayabilir. Büyük ihtimalle alamayacak gibi gözüküyor. Ama almasa bile orada alacağı 300 oy, 350 oy ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde her daim bir muhalif oy vardır yani. Yani kim girse hatta bir espri yaparlar. Atatürk gelse karşısına muhalif oy çıkar diye. 300-400 oy hep oluyor. Şey de aldı işte. Muharrem İnce de aldı. Daha önceki adaylara da bakıyoruz, aldılar. O 300-400 oyu aldığı zaman ve 5 sene parlamentonun içerisinde Özgür Özel. Ve unutmayalım, benim saydığım rakam 34 ama sayının daha fazla olduğunu söylüyorlar. 34 milletvekili, hadi siz onu 40 deyin. 40 milletvekili Özgür Özel'le hareket ediyor. Yani mecliste neredeyse iki tane grubu var şeyin, Özgür Özel'in. Ve 5 yıl oradalar. Şimdi bu tablo hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya sen geç sen muhalifsin köşeye atalım denilecek bir tablo değil. Dolayısıyla Özgür Özel eğer böyle kurultaydan ciddiye alınacak bir sayıda bir şey kaybetse bile, önemli bir oy alırsa o da bir sonraki dönem için kendisini potansiyel ve güçlü bir aday olarak konumlandıracak. Bir de konumunu şununla korur, parlamentoda. Parlamentoda gerçi şeyde aday olduktan sonra ben şey yapacağım dedi. Nedir o, grup başkanlığından ayrılabilirim dedi ama dedi, evet. Oradan ayrılsa da ayrılmasa da 35-40 kişilik bir önemli ciddi sayıda grupları şeyde var. Parlamentonun milletvekili içerisinde grubu milletvekili var. Grubu var. Dışarıdan Ekrem İmamoğlu eğer İBB'yi alırsa zaten bambaşka bir tablo olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durulması bence bayağı bir vakit alacak. Tamam. Ama bu arada yerel seçimlerden nasıl bir sonuç çıkar? Tabii onu hep birlikte göreceğiz, tartışırız, konuşuruz. Şimdi, bir lafı var ya, buyurun. Hani bir arkadaşım var, böyle çok muhalif bir çocuktur. Ama o kadar muhaliftir ki çoğu zaman kendine muhalif yapar. Şimdi anladığım kadarıyla ana muhalefet partisi yetinmemiş. Bir de kendi içinde bir de ekstra bir muhalefet daha çıkartıyor. Muhalefet yani, tekrar muhalefet içinde tekrar muhalefet, küçük bir muhalefet daha var. Bu şeyin Gürkan'ın da bahsettiği, Yeni Şafak'tan da bahsettiğiniz konu var ya, evet. Bu İmamoğlu'nun tonunu sertleştirmesi. Yani bu tür eleştirilerde bulunduğu iddiasını ve bunu, yazıyor ya Yeni bunu, Şafak bunu, polis bilgilerine dayandırarak. Bunu, bu diyelim, artık böyle yayılan işte CHP'li gazeteci, CHP'ye yakın gazetecilerin de artık edindiği bilgiler bunlar. İşte çarpışacağım lafı. Çarpışacağım ifadesi. Gürkan da teyit etti. Barış da söylüyor. Diyor. O kadar kişi bunu dinliyor. Mesela karşı bende de Ankara kulüsü var ya. Yani. İlçe başkanları var. Yani Mansur Yavaş kulüsü var. Ya. İlçe başkanları. Yok öyle. Şimdi Ankara'dan orada döndüm. Orada hatırlayacaksınız, Temmuz ayı başıydı. Şöyle bir şey yazmıştım, evet, daha önce söylemiştim de. Kaybedilecek seçim üzerinden karşılıklı tasfiye operasyonu diye. Şimdi Gürkan tezini şeye koyuyor. İmamoğlu'nun İBB seçimini kazanması. Ama deminden de bahsettiği gibi İmamoğlu toplantıda CHP teşkilatının kendisi için çalışmadığını, işte Canan Kaftancıoğlu veya diğer isimlerin, genel merkezin bunu paylaşmadığı şeklinde. Hı. Bu işte hala başta da söyledim ya, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımıyor. Üyesi belediye başkanı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir teşkilat olduğunu hala anlamıyor. Tecrübeleri de önem vermiyor anlaşılan. Deminden bahsettiğiniz gibi 447 oy alan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı iken bir anda sarayın adamı ilan edildi. Kim tarafından? CHP'liler tarafından.
bir anda albaylar kaçırdı, seçim gecesi kaçırdılar, içki içmişti, şuydu buydu, edilmedik şey kalmadı. Son dönemde de işte FETÖ'nün montaj kasetinde de yine en büyük desteği FETÖ'cülere CHP tayfası verdi. Ünlü, ünsüz, gazetecisi, medyacısı ne varsa onlar verdi. Hala CHP mesela şunu kendi yaşadığı bir olay var. Trabzon'da değil mi o bir otobüs gezisi dönüşü, Karadeniz gezisi dönüşü otobüste bir fotoğraf. Evet. Bir anda. Yanalçı. Evet. Bir anda CHP tayfası adamın işini bitirdi. Ona destek, en ünlü işte özür dilerim bu adama destek verdiğim için diyen ünlüler fazla sayı dahil olmak üzere hepsi desteğini geri çekti. O günden beri adını ağzına almıyorlar. Hala CHP'nin ne olduğunu anlamış değil. O yüzden ben seçim yani adaylığı ne diyelim gündemde tutulsa kalsa bile aday olmama konusunda tutum alacağını, bunu da genel merkeze yüklenerek, deminden bahsettiğin, Gürkan'ın bahsettiği gibi açıklamalarla ve bunu gitgide kamuoyu önünde yaparak genel merkez tarafından aday yapılmaması konusunda bir tavrın oluşmasını sağlayacak. Çünkü genel merkez onu aday yapmasın diye onlara olduğu kadar saldıracak. Kadar direnir, genel merkez yapmak ister ya. Ona rağmen zaten. Tabii. Ona rağmen yapmak ister ama birkaç salvo daha yaptığında böyle açıktan da yapmaya başladığın zaman yani o İBB başkan adaylığı tartışmalarla gelir. Mesela geçen gün Sarıgül'ün paylaştığı bir şey var. İstanbul Erzincan karşılaşması yaptığı bir paylaşım var. Yani orada rezerv olarak Sarıgül mesela aday olarak durabilir şeyin. Bir figüran olarak orada duruyor. Kendisi istemiyor ama. Evet. Ha, bir figüran olarak Kılıçdaroğlu'nu tuttuğunu anlıyorsunuz orada. Baştan beri de İmamoğlu'na karşı. Dolayısıyla kendisi aslan parçası dedi ya. Ya hayır de şey dedi Tarkan'ı getirsin falan ay, bırak. Tarkan başka bir diyor ki Tarkan'ı getirsin o bize sadece falan filan dedi. Yani ama hani Gürsel Tekin'i de gösterebilirler. Yani ya, Gürsel şey, Tekin İBB olur. Ya Gürsel Tekin şey olur. Ha İBB başkan adayı mı? O olabilir. Evet. Ama mesele şey Kılıçdaroğlu'nun onu yani aday gösterme konusundaki ısrar da kaybedilecek bir seçim üzerinden ileride CHP genel başkan adaylığı gündeme gelmesin diye onu aday gösterme konusunda ısrarı var. Ama öbür taraftan İmamoğlu da yine kaybedileceğini bildiği için aday olmadan Gürkan'ın da bahsettiği gibi asıl seçim sonrası yapılacak. Siz güçlü görüyorsunuz bu ihtimali. Efendim? Öyle mi? İmamoğlu'nun bakın, İBB ben bunu, adayı ben bunu, olmaması ben bu adamların menfaat ve karakterlerini çok iyi tanıdığım için ve ne yapabileceklerini hareket alanlarında ve taktiklerini öngörebildiğiniz için bundan önce de öyleydi. Öyle bunu söyledim. Kaybedilecek bir yani bu şu açık. İBB seçimlerini kaybedeceklerini hepsi de biliyor. Mesela İmamoğlu diyor ki değişim olmazsa şeyi kaybedeceğiz diyor. İBB'yi kaybedeceğiz. Bunu İBB başkanı söyler mi? Yani ben İBB başkanı olsam ne ittifak ne genel başkan değişmesi. Ben kardeşim 4 yıl 5 yıl yönettim bu şehri. Öyle bir hizmet verdim ki memnuniyet %50-60'larda. Dolayısıyla benim ister CHP adayı olayım ister başka partinin adayı olayım ben bu seçimi kazanırım. Ben çünkü oylanacak olan benim. CHP değil. Çünkü benim hizmetlerim konuşulacak. 2018'de tamam bir ittifak vardı. Bir kampanyayla ben şey oldum ama 5 yılda icraatlarım var. İttifakla değil ben icraatla konuşulacağım diye kendine güvenli açıklama yapardı. Onun yerine ne yaptı? Genel şey değişim olmazsa biz bu seçimi kaybediyoruz. Şimdi bunu sen söylediğin zaman zaten aksiyonunu belli ediyorsun. Dolayısıyla bu kaybedileceğini öngördüğü seçim üzerinden aday olmamak isteği de çok normal. Çünkü CHP genel başkan adaylığı hala rezervde durmuş olacak onun açısından. O yüzden hani tavşan adaylık konusu Özgür Özel noktasında eğer genel başkan olursa ona devretme konusu ileriki sürecin devamında yaşanacak.